Merhaba arkadaşlar, birkaç kişi Bayram Hoca'nın canlı yayınındaki güncel TÜİK verilerinin PDF'ini sordu. Hoca canlı yayında PDF falan paylaşmadı. Ama PDF konusunda çok istek olunca ben de hazırlamaya karar verdim. İsteyen arkadaşlar PDF'i açıklamalar kısmında bıraktığım linkten indirebilir. Bu arada kanalıma abone olup, like atıp ve yorumlara da bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Tabii şimdi bu PDF'i görme engelli arkadaşlarımız için şimdi seslendireceğim. Sizleri unutmadım. Hadi başlayalım. Son Milli Park Ankara Nallıhan'da yer alan Sarıçalı Dağı oldu. Bursa'nın İznik ilçesi sakin şehir ilan edildi. Hakkari'den çıkarılan çinko, Sirt'te açılan tesisimizde işlenmeye başlanacak. Yani Sirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi, ülke ihtiyacının %40'ını karşılayacak. Tesis, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla açılacak. Sakin şehir listesine Malatya, Arapgir ve İzmir Foça dahil edildi. Erzurum'u Artvin'e bağlayan 2272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli açıldı. Bu tünel, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak ve aynı zamanda Türkiye'yi de Kafkaslara bağlayacak. Son yıllarda çığ olaylarının en fazla görüldüğü il, Bingöl olarak açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 84.680.273 kişi oldu. Erkek nüfusu 42.428.101 kişi, kadın nüfusu ise 42.252.172 kişi oldu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi son sakin şehir oldu. Türkiye'nin nüfusu en fazla. İstanbul 15 milyon oldu, Ankara 5 milyon, İzmir 4 milyon, Bursa 3 milyon, Antalya ise 2 milyon oldu. Nüfusu en az olan il Tunceli oldu. Tunceli aynı zamanda aritmetik nüfusunda en az olduğu ildir. 2019-2020 yıllarında pandemiden dolayı nüfus artış hızı azalıyor diyorduk, artık 2021 yılında Türkiye'de nüfus artış hızı artıyor diyeceğiz. Yani bu şekilde güncellendi. Ve Türkiye'de binde 12.7'lik bir nüfus artış hızı var. Hoca bu artış hızını da sorabilirler diye belirtti. Arkadaşlar dikkat edelim lütfen. Türkiye'de genç nüfus 0-14 yaş %22.4 yani 18 milyondur. Olgun yani üretici nüfus ise 15-64 yaş %67.9 yani 57 milyondur. Yaşlı nüfus 65 yaş ve üzeri olanlar %9.7 yani 8 milyondur. Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il ise Şanlıurfa oldu. Bir ülkede yaşlı nüfusun çok olması o ülkenin geliştiğinin göstergesidir. Çünkü yaşlıların çok olması hayat standardının yükseldiğinin, sağlık hizmetlerinin geliştiğinin göstergesidir. Olgun nüfusun çok olması o ülkenin gelişmekte olduğunun göstergesidir. Genç nüfusun çok olması ise o ülkenin gelişmediğinin göstergesidir. Türkiye'nin tarım ürünleri. Çay en fazla Rize'de bulunmaktadır. Fındık en fazla Ordu ilimizdedir. Kenevir en fazla Sakarya'da bulunmaktadır. Kivi en fazla Yalova ilimizdedir. Ayçiçeği ve kanula en fazla Tekirdağ ilimizde bulunmaktadır. Pirinç yani kabuklu hali olan çeltik ise en fazla Edirne ilimizdedir. Üzüm en fazla Manisa, İncir ve zeytin en fazla Aydın, susam ve avokado en fazla Antalya, anason en fazla Burdur ilimizde üretilmektedir. Elma en fazla Isparta, haşhaş ve keten en fazla Afyon, buğday, şekerpancarı, arpa, mısır ve patates en fazla Konya, muz en fazla Mersin'de üretilmektedir. Yer fıstığı, turunçgil, soya fasulyesi en fazla Adana, kuru fasulye en fazla Niğde, aspir ve nohut en fazla Ankara, yeşil mercimek en fazla Yozgat'ta üretilmektedir. Antep fıstığı, pamuk ve kırmızı mercimek en fazla Şanlıurfa, tütün en fazla Adıyaman, kayısı ise en fazla Malatya'da üretilmektedir. Türkiye'nin en büyük ihracat limanı BOTAŞ'tır. Türkiye'nin en büyük ithalat limanı Kocaeli'dir. Türkiye'nin en büyük konteyner limanı İstanbul Ambarlı'dır. Türkiye'de en çok gemi giriş çıkışı yapan il Kocaeli'dir. Ro-ro taşımacılığında birinci sırada olan il Kocaeli'dir. Kruvaziyer limanında birinci sırada olan yer Marmaris'tir. Şimdi de doğal milli parklarımıza sırasıyla bakalım. Yine Ada Longoz Ormanları Milli Parkı, Gala Gölü Milli Parkı, Kuş Cenneti Milli Parkı, Uludağ Milli Parkı, Kazdağ Milli Parkı. Spil Dağ Milli Parkı, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Marmaris Milli Parkı, Saklıkent Milli Parkı, Honaz Dağı Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Kızıldağ Milli Parkı, Beyşehir Gölü Milli Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Altın Beşik Mağarası Milli Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı, Aladağlar Milli Parkı, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Munzur Vadisi Milli Parkı, Hakkari Cilo ve Sap Dağları Milli Parkı, Botan Vadisi Milli Parkı, Ağrı Dağı Milli Parkı, Altındere Vadisi Milli Parkı, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Hatila Vadisi Milli Parkı, Karagöl Milli Parkı, Yozgat-Çamlığı Milli Parkı. Yozgat-Çamlığı Milli Parkı ilk milli parkımızdır arkadaşlar. Sarıçalı Dağı Milli Parkı ise son milli parkımızdır arkadaşlar. Soğuksu Milli Parkı, Yedi Göller Milli Parkı, Ilgaz Dağları Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı. Tarihi milli parklarımız ise sırasıyla şunlardır: Troya Tarihi Milli Parkı, Güllük Dağı Termessos Milli Parkı, Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, İstiklal Yolu Milli Parkı, Boğazköy Alaca Höyük Milli Parkı, Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Nemrut Dağı Milli Parkı, Tek Dağları Milli Parkı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Kop Dağları Müdafası Tarihi Milli Parkı, Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı. En büyük ro-ro limanları sıralaması ise şöyledir: 1. sırada Kocaeli Limanı, 2. sırada Gemlik Limanı, 3. sırada ise İskenderun Limanı'dır. Konteyner limanı sıralaması ise şöyledir: 1. sırada İstanbul Ambarlı Limanı, 2. sırada Mersin Limanı, 3. sırada ise Kocaeli Limanı vardır. Dış ticareti en fazla yaptığımız limanlar sıralaması ise şöyledir: 1. sırada Kocaeli Limanı, 2. sırada Ali Ağa Limanı, 3. sırada ise İskenderun Limanı vardır. En çok gemi girişi olan limanlar sıralaması ise şöyledir: 1. sırada Kocaeli Limanı, 2. sırada İzmir Ali Ağa Limanı, 3. sırada ise İskenderun Limanı vardır. En büyük kruvaziyer limanları sıralaması şöyledir: 1. sırada Marmaris, 2. sırada Kuşadası, 3. sırada ise İstanbul vardır. En büyük ithalat limanları sıralaması ise şöyledir: 1. sırada Kocaeli Limanı, 2. sırada Ali Ağa Limanı, 3. sırada ise İskenderun Limanı vardır. En büyük ihracat limanları sıralaması ise şöyledir: 1. sırada Butaş, 2. sırada Kocaeli Limanı, 3. sırada ise Ali Ağa Limanı vardır. Türkiye İpek Böceği Yetiştiriciliği 2021 sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Diyarbakır 1962 kutu, 2. sırada Batman 443 kutu, 3. sırada Antalya 376 kutu, 4. sırada Ankara 279 kutu. Türkiye Kümes Hayvancılığı 2021 sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Manisa, 2. sırada Balıkesir, 3. sırada Bolu, 4. sırada Sakarya ile bulunmaktadır. Türkiye Manda Yetiştiriciliği 2021 sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Samsun, 2. sırada Diyarbakır, 3. sırada İstanbul ve 4. sırada ise Tokat ile bulunmaktadır. Türkiye Sığır Yetiştiriciliği 2021 yılı sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Konya, 2. sırada Erzurum, 3. sırada İzmir, 4. sırada Ankara ile bulunmaktadır. Türkiye Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği 2021 yılı sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Ankara, 2. sırada Muğla, 3. sırada Siirt ve 4. sırada ise Eskişehir ile bulunmaktadır. Türkiye Kıl Keçisi Yetiştiriciliği 2021 yılı sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Mersin, 2. sırada Antalya, 3. sırada Şırnak, 4. sırada Siirt ile bulunmaktadır. Türkiye Koyun Yetiştiriciliği 2021 yılı sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Van, 2. sırada Konya, 3. sırada Şanlıurfa, 4. sırada Ankara ile bulunmaktadır. Türkiye Arıcılık ve Bal Üretimi 2021 yılı sıralaması şu şekildedir: 1. sırada Adana, 2. sırada Ordu, 3. sırada Sivas, 4. sırada Muğla ile bulunmaktadır. Türkiye'de hayvancılık: Tiftik keçisi en fazla Ankara, sığır yetiştiriciliği en fazla Konya, tavuk yetiştiriciliği en fazla Manisa, kıl keçisi en fazla Mersin, bal üretimi en fazla Adana, manda en fazla Samsun, ipek böceği en fazla Diyarbakır, koyun en fazla Van'da bulunmaktadır. Türkiye'de doğal afetlerin görülme oranı: heyelan %45, deprem %18, sel ve taşkın %14, kaya düşmesi %10, çoklu afetler %7, diğer afetler %4, çığ %2'dir. Türkiye'de afetzede sayısına göre afet türlerinin oranı: deprem %55, heyelan %21, sel ve taşkın %8, kaya düşmesi %7, çoklu afetler %4, diğer afetler %3, çığ %2'dir. 2020-2021 yılı elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı: doğalgaz %32.7, hidroelektrik %16.8, ithal kömür %16.6, yerli kömür, taş kömürü, lignit ve asfaltit %14.9'dur. Rüzgar %9.4, güneş %4, jeotermal %3.2, biyogaz %2.3 ve diğerleri %0.1'dir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.